Sorumuz şu. Hayvanlar düşünebiliyor mu? Evet, insanların düşündüğünü filozoflar yüzyıllar boyunca söylediler. Hatta insanı nesneden, diğer canlılardan ayıran özelliğin düşünmek olduğunu da söylediler. Peki ama acaba bu doğru mu? Acaba hayvanlar düşünmüyorlar mı? Örneğin Aristoteles insan düşünen hayvandır demişti. Descartes, hayvanların birer sadece madde olduğunu, ruhlarının olmadığını söylemişti. Sadece birer maddeden ibaret demişti. Hatta bazen Descartes'in hayvanlara eziyet etmekten çekinmediği de söylenir. Peki, hatta gelelim Homo sapiens kavramına. Homo sapiens de aslında farkında olan, düşünen insan demektir. Onun alt türü, yaşayan tek alt türü olan modern insan, Homo sapiens sapiens olarak değerlendirilir. Yani düşündüğünü düşünen insan. Evet, sorumuza geri dönelim. Hayvanlar düşünebiliyorlar mı? Descartes'in söylediği şeye bir bakalım. Descartes, düşünüyorum, öyleyse varım demişti. Bu aslında düşünmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bir taraftan. Çünkü Descartes doğrudan deneyimle düşündüğünün farkında ve böylelikle diyor ki ben varım, var olduğunun da farkında olayım. İnsanı özel kılan nedir? Köpekler 65 bin frekans ses duyabiliyorlar, insanlar ise 20 bin frekans. Köpekler insanlardan çok daha iyi duyuyorlar diye. İnsanlar duyamıyor diyebilir miyiz? Çitalar saatte 120 kilometre hızla koşabiliyorlar. İnsanlardan en iyi koşabilen Hüseyin Bolt, o da saatte 37,6 kilometre koşabiliyor. 120 kilometre, 37,6 kilometre. İnsanlar çitalar kadar hızlı koşamıyor diye. İnsanlar koşamıyor diyebilir miyiz? 1965 yılında Vaşa isimli bir şempanze dünyaya gelir ve bu Vaşa'yı bir bebek gibi yetiştirirler. Ona kıyafet verirler, diş fırçası vardır, kendi bakımını yapmaya çalışır. Güzel tarafı ona işaret dilini öğretirler. Amerikan işaret diliyle Vaşa 350 adet kelimeyi kullanabilmektedir. İşin enteresan tarafı, Vaşa daha önce hiç görmediği nesneleri bu işaret dilini kullanarak açıklamaktadır. Örneğin, kuğuyu hiç bilmeyen Vaşa, kuğu gördüğünde kuş ve su kelimeleriyle kuğuyu tarif etmeye başlamıştır. Vaşa konuşabiliyor diyebilir miyiz? Ses telleri yok diye konuşamıyor diyebilir miyiz? İşin daha ilginç tarafına gelelim. Vaşa bir çocuk gibi bakıcıları gelmediği zamanlarda küsmektedir. Örneğin bakıcılarından Cat 3-4 haftalık bir süre gelmemiştir ve Cat Vaşa'nın yanına geldiğinde Vaşa ona küsmüştür, sırtını dönmüştür. Cat ise ona açık yüreklilikle durumu anlatmak istemektedir ve işaret diliyle bebeğini kaybettiğini söylemiştir. Vaşa Cat'e dönüp ağlama demiştir. Bu işareti yapmıştır. Çünkü aslında Vaşa da bebeğini kaybetmiştir. Daha sonra bakıcıları Vaşa'ya bir bebek getireceklerini söylemişlerdir. Vaşa günlerce yerinde duramamış, çığlık çığlığa dolaşmıştır. Ve o büyük gün geldiğinde bir bebek getirdiklerinde yavru bir şempanze Vaşa o bebeği kabul etmemiştir. Sırtını dönmüş, onunla hiç ilgilenmemiştir. Ama 3-4 gün geçtikten sonra yavaş yavaş o bebeğe alışmaya başlamıştır. O bebeğin bakımını üstlenmiş, onunla ilgilenmiştir. İşin tuhaf tarafı, Vaşa, Louis adlı bu şempanzeye işaret dilini öğretmiştir. İşaret dilini bir maymundan öğrenen ilk maymun Louis'dir. Düşün.
Because chimps' vocal apparatus doesn't allow them to make the sounds of human speech, psychologists Alan and Trixie Gardner decided to teach Washo sign language, used by the deaf. To help Washo learn her signs, they used many techniques, including fun and familiar games repeated over and over again. The first sign that we did indeed teach to Washo was the sign for more. 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 Natural chimpanzee gestures provided the basis for some signs. Come. Open. Open, hurry. Open. Open, hurry. Open, hurry. Open. 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 Where is the play baby? Where? As she grew up, Washo's vocabulary gently expanded. For the first time, an ape was shown to use... Sorumuza tekrar dönelim. Yılanlar gece görüşüne sahipler, yılanlar kızılötesi görüşe sahipler diye, insanlar göremiyor diyebilir miyiz? Maymunların ses telleri olsaydı ve maymunlar konuşabilseydi ne hissederdik? Bu 350 kelimeyi bizimle, bizim gibi söyleseydiler ne hissederdik? Durun bir dakika. Konuşan bir hayvan mı var dediniz? Ama ona konuşmak denmez ki. Papağanlar bildiğiniz kelimeleri tekrar etmektedir. Sadece ezberlemektedirler. Örneğin kalem dersiniz, o da size kalem der. Nasılsın dersiniz, o da size nasılsın der. Papağanlar... Nesneler ile sözcükleri ilişkilendirebilseydi ne olurdu? Örneğin kalem gördüğünde kalem deseydi. 1976 yılında İngiltere'de Alex isimli bir papağanla çalışmaya başlayan bir bilim insanı Pepperberg ona nesneler ile sözcükler arasında ilişki kurmayı öğretti. Örneğin papağan dışarı çıkmak istediğinde kapı demesi yeterliydi. Kafesinden çıkmak istediğinde kapı demesi yeterliydi. Ya da oyuncağıyla oynamak istediğinde zil demesi yeterliydi. Bu şekilde 250 tane kelimeyi söyleyebildi. İyi canım ne olacak? Kelimelerle sözcükleri de ilişkilendirmeyi öğretmişler, bravo. Peki kavramlar bilseydi ne olurdu? Renkleri bilseydi ne olurdu? Büyüklük kavramına sahip olsaydı, bu büyüktür, bu küçüktür diyebilseydi ne olurdu? Bu uzaktadır, bu yakındadır diyebilseydi ne olurdu? Yine de düşünmüyor diyebilir miydik? What matter? World. That's right. How many? Two. That's right. You're a good boy. Go no, sweetie. No, you can't go back yet. You got want some water? All right. Do you want some water? Or are you just asking to interrupt? Are you just asking to interrupt? I know you. Okay. I know you. Hey. Look. What color bigger? What color bigger? Green. Green. Oh, you're a good boy. Alex, look. Well, look what I got for you. Hey, look. Look at all these neat toys. Look. Good birdie. I want corn. Soft corn. Soft corn. Good parrot. We've got rock corn, that's dried corn, and we've got soft corn, too. Cold. It's cold, yes. It's cold. It's from the refrigerator. Go pick up corn. Well, no, I'm not going to pick up the corn you threw down. Yeah. Using his beak, he could tell you what matter objects were made of. Rock? Oh, boy. Rock. What matter? What matter, Alex? What? What? Good boy. Whoa. That's right. 2012 yılında Cambridge Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonla memelilerin ve
bir grup ahtapotun bilinç sahibi olduğunu, düşünebildiğini söyledi, bunu yayınladı. Sorumuza tekrar dönelim. Dünyanın en iyi koku alabilen canlısı ayı, insandan 5 kat daha iyi koku alabiliyor diye, insan koku alamıyor diyebilir miyiz?